Yeliz. Ne Yeliz lan? Yeliz ne işin var burada? Bunlar kim? Dalga mı geçiyorsun lan sen bizimle? Gol! Nasıl çaktı adam? Aslanım benim. Gol gördünüz mü? Gol! Diğer iki adam da Yiğit'le aynı şeyleri söylüyor. Kayıtlar da doğruluyor zaten. Adam yanlışlıkla ölmüş gibi duruyor. Yine de yaptıkları suç. Erbil'i de, oyuna katılan adamları da savcılığa sevk edelim. Başla. Kayhan. Ölmeden önceki davranışları anormal. Belki de panik olmuştur. Olabilir. Kimsenin ne iğneden ne de ilaçtan haberi yok. Yeliz de oyunu satın aldığını inkar ediyor. Adam öldüğü için korkudan söylemiyor olabilir. Ne yani şimdi kaza deyip kapatacak mıyız dosyayı? Önce bilişim, laboratuvar ve adli tıptan raporlar gelsin. Ona göre bakacağız artık. Tamam başkomiserim. Dosya kapanmak üzereyken oyunun kayıtlarını izleyen adli tıp doktoru Kayhan Akman'ın ölmeden önceki anormal davranışlarından şüphelenip birkaç analiz daha yaptırınca Kayhan Akman'ın öldürüldüğünü tespit etti. Öldürülmüş mü? Evet Orhan. Ama nasıl? Kaydı izlerken gördüğüm belirtiler yüzünden amitriptilinden şüphelendim. Hemen toksikologlara haber verdim. Bu etken madde manik depresyon, depresif nevroz ve depresyona bağlı korkuların tedavisinde kullanılır. Doz aşımındaysa titreme, panik, kulaklarda çınlama, fenalaşma, denge kaybı, halüsinasyonlar ve en son olarak da nabızda ve tansiyonda farklılık gösterir. Peki bu madde etkisini ne kadar zamanda gösterir? 40 dakika ile 1,5 saat arasında diyebiliriz. Yani biri Kayhan daha bardayken yapmış iğneyi. Saat aralığına bakarsak öyle görünüyor. Ve sonra oyunda kalp krizi geçirip öldüğü gibi gözükmüş. Kesinlikle. İğneyi yaptıkları şırıngayı bulmamız lazım. Yani bara mı gidiyoruz? Adamın sekreteri İstanbul'a gelmiş. Sen onunla konuş, bana ben giderim. Selma Dereli, 23 yaşında, maktulün sekreteri. Hala inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ne kadar da çalışıyordunuz Kayhan Bey'in yanında? Çok olmadı. Ama Allah rahmet eylesin, çok iyi bir adamdı. Uzun zamandır iş aradığımı öğrenince tecrübem olup olmadığına bile bakmadı. Peki şüphelendiğiniz biri var mı? Düşmanı, rakibi falan. Yaklaşık bir aydır tehdit telefonları alıyordu. Birkaç tanesine ben denk geldim. O patronunuza söyleyin, davadan geri çekilsin gibi abuk subuk şeyler. Hangi davadan bahsediyorlardı? Maalesef davayı da kimin aradığını da bilmiyorum. Kayhan Bey'e sormadınız mı? Sordum ama kendisi bu tarz şeylerin çok sık olacağını söyledi. Biri başlar biri biter, alışırsın dedi. Kendisinin çok sık başına geliyormuş. Ben korktum ama o çok fazla umursamıyordu. Keşke onu dinlemeyip polise gitseydim. Şırıngadan hiçbir iz yok mu? Maalesef başkomiserim. Haber verdiğinizden beri arıyoruz ama henüz bir şey bulamadık. Ya çöpler? O gece barmen gece yarısından sonra çöpleri dışarı çıkarmış başkomiserim. Ama arkadaşlar barımı yürürlerken haber verdiğiniz için etrafı da kapatmışlar. Yani çöpler hala burada. Nerede bu konteynerler? Arka tarafta başkomiserim. Bulabildiniz mi? Maalesef başkomiserim. Ya konteynerler? Hala araştırmaya devam ediyoruz başkomiserim. Tamam, devam et. Murat, çok titiz bir inceleme istiyorum, tamam mı? Baş üstüne başkomiserim. Hadi kolay gelsin. Thank you.
başkomiserim. Tamam. Bir sekreterle konuşun bakalım. Anahtarı vardır belki. Tamam komiserim. Ne bulduğuma inanamayacaksınız. Umarım iyi bir haberdir. Kayhan öldürüldüğü gece bir dava üstünde çalışıyormuş. Gürcan Çevik, bir armatör. İnanamayacağın kısmı nerede? Şimdi geliyor. Adam hakkında birazcık araştırma yapınca bunu buldum. Bu Gürcan Çevik, bu da oğlu. Caner Çevik, hatırladınız mı? Şu Yeliz Hanım'ın eski arkadaşı. Can abi benim eski arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorduk. Burada karşılaştık, iyi oldu. Evet. Siz de müzisyen misiniz? Evet, müzisyen. Ve arkadaş öyle söylediği gibi müzisyen değilmiş. Babasıyla birlikte çalışıyor. Yani bize yalan söylediler. Aynen öyle. Dava hakkında da birazcık araştırma yaptım. Geçen sene Gürcan Çevik'in bir kuru yük gemisi batmış. Sigorta suçu şirkette bulunca para ödemeyi reddetmiş. Gürcan Çevik de sigorta şirketine dava açmış. Kayhan Sigorta'nın avukatı mıymış? Evet. Bir hafta içinde de nihai karar açıklanacakmış. Gürcan Çevik kaybetmek üzereymiş. Hemen Caner'i merkeze alalım. Sen de şu Yeliz'le bir daha konuş bakalım. Tamam, evet ben de Yeliz'le konuşayım. Ha bu arada, Kayhan'ın ofisinde bir çelik kasa bulduk. Ama içini açamadık. Sekretere sorduk anahtarı, bilmiyor. Evi aratıyorum belki buluruz diye. Tamam, önce Caner'le Yeliz'i bir sorgulayalım bakalım. Caner Bey'in müzisyen olduğunu söylediniz. Bir baktık, adam armatör çıktı. Kayhan'ın baba oğlunun işini bitirmesine denemek kalmış. Neden bize yalan söylediniz? Siz birdenbire öyle sorular sormaya başlayınca korktum, ne diyeceğimi bilemedim. Ya yemin ederim Kayhan Bey'i ben öldürmedim. O zaman neden yalan söyledin? Yeliz Hanım'ı nereden tanıyorsun? Birkaç ay önce tanıştık. Ortak arkadaşlarımız varmış. Kayhan'ın onun sevgilisi olduğunu öğrenince Yeliz'den yardım istedim. Kayhan davayı kazanırsa Caner'in babası çok zor durumda kalacaktı. Ben de Kayhan'a bunu anlatmaya çalıştım. Fakat iş konusunda çok katı olduğu için beni dinlemedi bile. Siz de Caner'le birlikte onu öldürdünüz. Öyle mi? Böyle saçma bir sonuca nasıl vardınız anlamıyorum. Ben Caner'e Kayhan'ın beni dinlemediğini söyledim. O da gece bara gelip onunla konuşmak istediğini söyledi. Fakat Kayhan geldiğinde çok sinirliydi. Sonra biraz tartıştık, evet. Aslında ben adam gibi konuşmak istiyordum onunla. Ama Yeliz çok sinirli. Şu anda konuşamazsın. Başka zaman konuş deyince vazgeçtim. Anlattıklarım bana hiç inandırıcı gelmedi. Bakın, bütün gece bardaydım. İstediğinize sorabilirsiniz. İşte işin ilginç tarafı da bu, Caner Bey. Kayhan Bey zaten barda öldürülmüş. Ama nasıl olur? Kayhan Bey'i öldürmek için kullandığınız şırıngayı bulduk. Üzerinde DNA'nızı tespit etmemiz an meselesi. O yüzden bir an önce anlatsanız çok iyi olur. Ne şırıngası komiserim? Ben kimseyi öldürmedim. Şırıngadan falan da haberim yok. Yok. Bu adamların itiraf edeceği falan yok başkomiserim. Şu tehdit telefonlarını bir araştıralım. Caner'le babasından geldiğini ispat edebilirsek savcının iddianamesi için en azından dayanağımız olur. Ortada çok ciddi bir cinayet sebebi var. Eğer adamlar davayı kaybederse iflas ediyorlarmış.